odasını tamamen bitiriyoruz. Geçtiğimiz vloglarda duvarı boyamıştık. Ondan sonra masayı kurmuştuk. Ondan sonra sandalyeyi kurmuştuk. Bugün her şeyi yerine yerleştireceğiz. Bugün odayı bitiriyoruz. Halı da aldık. Geçtiğimiz vloglarda. Evet, bürosunu da süsleyeceğiz çünkü bu en önemlisi. Buradaki dolap ya kalacak ya gidecek. Hoca! Ya kalacak ya gidecek. Emin değiliz. Belki burayı koyacağım ama burayı da kapatmak istemiyorum. O yüzden birazcık bakacağım eşyaları. Çünkü eşyaları hepsi şimdi içinden böyle elimden geçireceğim. Hangiler gidecek, hangiler kalacak, hangiler bağışlanacak. Onları şimdi oyuncakları böyle bir elden geçireceğiz. Ondan sonra bu dolabı da yerine koyacağım şuraya. Sayabiliyorsunuz yani. Şimdi Türkçe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O yüzden bunlar gidebilir. Bunlar Dilara'ya veriyoruz. Anne! Neyse kalacak. O da mı kalacak? Değil tosmayı. Kalacak, kalacak, kalacak. Bu kitap da kalıyor. Bu böyle yumuşak kitap. Melis'in ilk kitabıydı. Daha 2-3 aylık mıydı neydi? Böyle ses çıkartıyor dokunduğunda. Aynası var. Lazım 2 yaşına girdiğinde. Böyle 5, 4, 3, 2, 1. Ona göre de bunları böyle. Buralar fitness sayılır. Bayağı çok şey yani çöp, bağışla yani bayağı çok şey çıktı. Bir tane dolap tutacağım. Bu dolap tutmuyorum. Çünkü o kadar yani
Her şey buna sığdı zaten. Bu yumuşak oyuncakların hepsi gidiyor. Aralarında Dilara'ya da seçtiririm tabii ki ama ondan sonra da bağışlanacak hepsi. Bu da bağışlanacak. Belki Dilara ister ama Dilara istemezse de bağışlanacak. Bunu bence şunun içine koyalım Melis. Okay. Şöyle daha iyi olur. Wow, bir sürü varmış içinde. Yeah. Yeah. Boy, yeah, güzel. Şimdi de halıları süpürüp bu büyük pembe halıyı bir de bu küçük pembe halıyı onları kaldıracağım. Hali daha tamamen bitmiş diyemem çünkü ufak tefek şeyler daha hala eksik ama hani bitti, bitti sayılır. Boyalar yapıldı, masa kuruldu, sandalye kuruldu, halı yerleştirildi. O yüzden güzel böyle bir oda turu yapmak istedim sizlerle birlikte. Neler değişti, ne yaptık? İlk girdiğinizde direkt lila duvarı görüyorsunuz. O yüzden de zaten o duvarı seçtik. Hani daha hoş olurdu ilk girişte böyle karşınızda renkli duvar. Yatağın yeri aynısı, onu değiştirmedik. Yazıların yeri aynı, lambanın yeri aynı, o hepsi aynı. Fark, aşağısını komple temizledik. Şu iki şeyi yine de oraya yerleştirdik çünkü başka büyük oldukları için başka bir yer yok. Altında benim çocukluğumdan kalma mücevherye kutum var, onu Melis'e verdim. Melis şimdi içinde kendi şeylerini saklıyor. O kutunun içinde de minik legolar var. Büyükleri değil de şu küçüklerden var. Onun içinde saklıyoruz. O da çantası. Şöyle yatağın altında bir köşede. Çok da fazla böyle göz önünde değil. Çocukların bir sürü şunlardan vardı. Şu yumuşak oyuncaklardan vardı. Bir tane Mert'e, bir tane Melis'e şöyle bir işte bir sepet. Bir sepeti doldurabilirsiniz dedi. Gerisini hepsini bazını annem aldı Dilara için. Diğerini de bağışladık. Öyle Melis'in seçtikleri de şöyle şu köşenin içine koydum. Bu tarafa da kıyafet dolabını koyduk. Renkli duvarın önünde eşyalar hani beyaz olsun istedik daha hoş durur diye. Sonra vloglardan gördünüz masayı kurduk, sandalyeyi kurduk. Şöyle Melis de güzelce süsledi onları. Bu şey de söyleyeyim. Bu yatak çünkü soruluyor. Bu yatak Leinbacher'ın yatağı. Leinbacher Hollanda'da bir mağaza oradan almıştık. Bu dolap IKEA'nın dolabı. Bunu vloglarda zaten daha yeni aldık gördünüz. Hepsini vloglamıştım. IKEA'dan aldık. Bunun arkası da mıknatıslı. O da çok hoşuma gitti. İstediği şeyleri bu şekilde yapıştırabilir diye ve kendi halinde de süsledi Melis. Aldım işte o kırtasiye alışverişi yapmıştım ya yine vlogda. Kendi halinde süsledi.
bir şeyler koydu. Ondan sonra üstünde de lambaları, el feneri falan var. Bunun yerini değiştirmedik. Bence üstünde yine güzel durdu. İstediğinde yine çizimlerini falan oraya asabilir. Bunu da kaldırmadık. Onun da yeri iyi. Bunu da ellemedik. Yine istediğini asabilir diye. O yüzden böyle bu şekil kaldı yine orası. Odanın bu diğer duvarında böyle bütün oyuncakları oraya koymak istedim. Böyle oyuncak duvarı olur diye. Hani bu şekilde bölmeye çalıştım. İşte çalışma masası, yatak, gardırop, bütün oyuncaklar da hani bu duvarda. Burada işte Barbie bebek evi var. Eski yerinde. Sadece birazcık daha bu tarafa kaydırdık. Orada işte sabahlığı var. Altında da işte Delfin Oteli'nden verdikleri bir çanta vardı. Melis onu istedi. O da var. Kitaplığın bir tanesini buraya koyduk. Diğerini kaldırdık. Aslında oraya düşünüyorduk ama hoş durmadı. Zaten de pek gerek yok şimdilik. Onu çatıya kaldırdık. Lazım olduğunda tekrar aşağı indirebiliriz. Burada işte boyaları, hamurları, oyun etkinlikleri, oyuncakları vesaire hepsini böyle yerleştirdik. Bunlar da IKEA'nın yine kapalı şeyler içinde yine oyuncaklar var. Şöyle şu şekilde bunlar yine küçük Lego. Bunun içinde o mıknatıslı oyuncakları var. Kitaplık da renkli olduğu için bu bebek evinin yanında daha güzel duruyor. Hani bu da böyle bol renkli olduğu için çok böyle rahatsız etmiyor. Hani böyle çok renkler böyle zırlamıyor. Şey yapmıyor yani, rahatsız etmiyor. Çünkü bu bebek evinin içinde de hani şuralarda da mavi falan var. Hani böyle bir uyum olmuş gibi oldu. Bu tarafta veya diğer tarafta çok böyle, burada bence daha renk uyumlu oldu. Bir de lambayı değiştirdik. Çünkü diğeri gerçekten hiç uymuyordu. Şimdi az şöyle kapatayım. Lila renginde. Duvarla bence çok güzel oldu. Lila renginde böyle taşlı bir avize. Bunu da zaten bol bol vlogladım. Ama henüz daha yayınlamadım. Önümüzdeki günlerde o vloglar da yayına girecek. Orada hepsini göreceksiniz. Bunları tek tek taktığımı göreceksiniz annemle birlikte. Bayağı bir uğraştırdı bizi. Ama çok güzel oldu bence. Böyle 3 tane de 40 wattlık taktım. Böyle güzel bol ışık veriyor. Bu lambayı da bol.com sitesinden aldım. Ve tabii ki bir önceki vlogda gördüğünüz Bayfrax'ı pazara ailece gittiğimiz yerden aldım halı. Bu işte o halı bence çok da güzel yakıştı odaya, şöyle uzaktan göstereyim. Ben zaten böyle açık renk bir şey istiyordum. Hani çok da böyle hani renkli olmasın diye, böyle şeker pembe gibi bir oda olmasın diye. Çünkü hem pembe tonlar, lila renk çok böyle fazla olunca da güzel olmaz diye. Halı da çok büyük. Onu sade böyle nötral tutmak istedim. Bence de yakıştı, güzel oldu. Ama temiz tutabilecek miyim? O ayrı bir mesele çocuklarla. Ama uyumu çok güzel oldu bence. Gelecek yolda, yarın öbür gün gelir buraya böyle bir lamba. Yine lila renginde, aynı bu lambanın renginde bir büro lambası gelecek buraya. Zaten her odasına girdiğinde böyle bir eriyor. Böyle bir erime oluyor böyle. Aşırı hoşuna gidiyor. Şeyde sürekli masasının başında oturuyor. Orada işte bir şeyler yapıyor. Böyle çizim izim yapıyor. O da çok 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 beğendi. Yani zaten hepsi onları mutlu etmek için de Mert'in odası oldu. Melis'in odasında oldu. İkisi de mutlu. Bu da demek oluyor ki ben mutlu. Bugünlük de bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, keyifli izlemişsinizdir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.